Arzuladım gurbet senden gelirim. Devamlarım kabul kabul eyle hum yar, eyle hum yar. Saygıdeğer canlar, gönül dostlarımız, 2 Ağustos 2015 Tokat Almus Hubyar Köyü ve Hubyar Köyü'nün bileşimlerinden biri olan Dündar, yani 14 mezresinden biri olan Dündar Köyü'ndeyiz. Geliş sebebimiz, Hubyar deyince aklımıza Hubyar Ocağı gelir, Hubyar Sultan Baba gelir. Hubyar Köyü'nde Hubyar Sultan'ın mekanı var, ocağı var. Bu nedenle ocak evlatları, gönül dostları, sevenleri adına her yıl anma düzenlenmekte. Bu yılda 12. anma yapılmakta. Dün yani 1 Ağustos 2015'te Hubyar Köyü'nde türbenin önünde canlarımız, gönül dostlarımız Cemal Cemal'e geldi. Güzel bir cem yürüttük. Gerçekten de otantik bir cemdi. Günümüzde yaptığımız cemlerden çok farklı bir cemdi. Çıralar içinde yaptık. Bu akşam da biz yine Hubyar Ocağı evladı Mehmet Kılıç. Mehmet Kılıç abimiz ve Yeter Kılıç anamızın evine davetliyiz. 3 arkadaş bugün buradaydık. Ozanımız saygıdeğer Esrari de bugün yine Mehmet abinin, Yeter ananın konuğuydu. Dündar Köyü'nü biraz sana soralım. Dün hep türbeyle ilgili konuştuk. Evet. Bugün de gerçekten Dündar Köyü güzel bir köy, yemyeşil. Ama bizim her köyümüz, biz Alevi canlıların her yerleşim merkezi gibi sizin de kaderiniz belli. Çalışma koçları aldı, Avrupalara taşıdı veya ülkenin evet, dört bir yanına savurdu. Yazdan yaza geliyoruz. Bir kendini anlatır mısın? Şimdi bizim köyümüz Hubyar'ın bir mezarası sayılır. Dündar Köyü muhtarlığımız arıyor. Köyümüzün yarısı dede, yarısı talip. Devam edeceğiz. Devam et. Yarısı dede, yarısı talip köyümüzün. Biz işte bildiğin gibi dün de şenliklere gittik oraya. Akşam açılışına gittik. Hubyar'ın anma törenlerine. Allah kısmet ederse bugün de tekel üyelesine gideceğiz. Orada biz de elimizden geldiği kadar Hubyar'ın torunları olarak bir katkımız olsun diye kendimize bir mehman almayı düşündük. Ona da şansımıza sizler düştünüz. Hoş geldiniz, safa geldiniz, başlar tacısınız. Ensari Bey de, sizler de, öbür arkadaşım da mehmanım oldunuz. Bir çayım içtiniz. Çok memnun oldum. Sağ olun, var olun. Dündar Köyü'de gördüğün gibi bizde ekip pişme yok, arazimiz yok. Hep emekliyiz. Emeklilikle geçiniyor burada. Emekli dedin de nereden emeklisin? Ben Avrupa'dan emekliyim, Avusturya'dan. Ve Avusturya'daki dostlarıma, arkadaşlarıma, çocuklarıma da hepsine çok çok selam ediyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Almanya'da dümürüm, akrabalarım var. Onlara çok çok selam ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Burada... Mehmet abi, Avrupa dedik, biraz oradan devam edelim. Bildiğim kadarıyla evlatlarla birlikte Viyana'da yaşam kurdunuz. Evet. Rızkınız orada, nasibiniz orada. Kısmet böyleymiş. Çocuk var mı, ne yapıyorlar, yollarına düşkünlükleri var mı? Çünkü genellikle görüyoruz birçok canımız, ciğerimiz orada. Ama evlatları kendileri de dahil, bazıları kendileri, gönülleri burada. Ama evlatlarının topraklarını, coğrafyasını, kutsallarını pek tanımıyorlar. Suç onlar mı değil mi bilemiyoruz. Ancak sen ne diyorsun bu konuda ve seninkiler neler yapıyor? Benim kendi çocuklarım orada yetişti, orada büyüdü, orada çalışıyorlar ama biz yolumuzu hiç unutmadık. Çünkü biz Ocakzade olarak bir önder gözüküyoruz. Işte. Buradan Tokat'tan, Amasya'dan, Samsun'dan, Çorum'dan, Yozgat'tan, Aydın'dan, İzmir'den bütün buralara biz daha önceden hep babalarımız, atalarımız dedeliğe gidiyordu. Oralarda önderlik yapıyor, yol gösteriyorlardı. Alevlik şöyle, Alevlik böyle diye. O öyle de olduğu için biz kendimizi bir önder olarak görüyoruz.
Benim çoluğum çocuğum da yoluna, köyüne çok düşkün. Yani isteseler her 2 ayda, 3 ayda bir köylerine gelmek yani isterler. Ama imkanlar müsait değil tabii. Senede bir sefer, 2 hafta, 3 hafta, 1 ay geliyorlar gene buraları, ziyaret ediyorlar. Eşi, dostu, koluyu, komşuyu, emmisini, dayısını görüyor. Mehmet amca, ne mutlu sana, öyle güzel evlatlar yetiştirmişsin. Coğrafyalarına, yoluna, ayak izlerine düşkünler. Yılda bir de olsa geliyorlar. Ne mutlu. Keşke diğerler de 5 yılda bir gelse. Şimdi sen bir dede olarak Avusturya'da neler yapıyorsunuz? Oradaki canlarımız yine oradaki Hubyar Sultan'daki canların böyle yan yana geldiği gibi buluşabiliyor musunuz? Hizmet yürütebiliyor musunuz? Kültür evlerimiz veya cem evimiz var mı? Kısaca bir onunla ilgili bilgi alayım. Şimdi Avusturya resmi olarak Alevli'yi tanıdı. Evet. Birlik cem evimiz var resmi olarak. Ama bizim Hubyarlılar olarak Avrupa Hubyarlılar Derneğimiz var. Ha bir de dernek köyümüzün harbiyetten. Cemimizi yapıyor. Orada biz 7 gün Hızır orucumuzu, Hızır ellezi cemini yapıyor. 7 gece. Dedeliğinde nacizane ben yapıyorum. Çok komşular güzel. Öyle layık görüyorlar. Allah hizmeti kabul etsin. Allah Allah. Cümlemizin cemi ben yürütüyorum. O 7 gece bir araya geliyor. 12 mamları her akşam. Bayramlarda, Muharrem orucunda 12 gün orada yemek veriliyor. Her akşam herkes oraya toplanıyor, borucunu açıyor. Dualarımızı ediyor, lokmalarımızı yapıyor. Orada da böyle sürdürüyor geleneğimizi, çocuklarımız unutmasın. Semah kursumuz var. Yerimiz müsait orada bizim Hubyarlılar olarak. Gençlere semah öğretiyor. Elimizden geldiği kadar Aleviliği yolumuzu, erkanımızı öğretiyor daha çocuklara. Biz böyleyiz, şöyle yapmamız gerekiyor, böyle yapmamız gerekiyor. Doğruluğumuzu, dürüstlüğümüzü, kimsenin hakkını yemeyeceğimizi, her zaman ezilenden yana olacağımızı elimizden geldiği kadar bunları anlatmaya çalışıyoruz. Bir de anacan nasıl söyleyeyim? Anacan, Avusturya'da yabancılık çekmiyorsun. Dede Mehmet'in dediği gibi yani belli ki orada da canlarla, can analarla, cemal cemale geliyor. Sen neler yapıyorsun oralarda? Hiç Avusturyalıları görmesek de öyle geçinebiliyor. Pazara varıyorsun, komşuna varıyorsun. Hep Türk. Öyle mi? Çok iyiler. Herkes kalabalık Türk. Biz deyimizde, ocağımızda çalıştık, kazandık. Emekliyik, çoluğa çocuğa bakıyoruz, torunlara bakıyoruz. İşte derneğimize gidiyoruz. Cuma günleri lokmamız var. Kadınların arı odası var. Orada lokma yapıyor. Orada dualarımız ediyor. Orada birlik beraber oluyor. Herkesinle yine gönlümüz, kalbimiz orada. Kadınların günleri var. 3-4 grup. Gençlerin, bizim yaşların, daha ortaların. Öyle günümüz gelip geçiyor. Çok iyi. Orayı da arzuluyor. Şimdi buraya alacağım. Yani kültürümüzü, inancımızı tabii, yaşıyoruz. Tabii. Lokmalarımızı ediyor, götürüyor oraya. Her cuma akşam herkes lokmasıyla geliyor. Herkes lokmasıyla orada dualarımızı ediyor. Yine bu erkekler içimize ermese bile kadınların odası arıyor. Orada her şeyimizi yapıyor, oturuyor, yiyor, içiyor. Herkes eş dost geliyorlar. Yardımlaşma, iyi günde, kötü günde. Hepsini birbirimize ne kadar olsa ulaşmaya çalışıyor. Ulaşamadığımızda başka zamanlar görüyor. Anacan sen de bu köylü müsün? Hubyarlı mısın? Ben de Hubyarlıyım. Ben de dede kızıyım. Benim mahallem de şuraydı. He. Ya burası 14 mezreden oluşuyor. Hubyar köyü. Ben de dede bu mezrelerden birinde de. Benim babam da her şeyini biliyordu. Kur'an'ın babası tek gelinin dedeliğini yapıyordu. Tek gelinin görgüsünü yapıyordu. Babam. Torunlarla aranası, gelinlerle aranası. İyiceler hepsi de canları sağ olsun. İyiceler çok özlüyorum. Torunu gelecek diye bekledim. Birisi gelmedi. Onu çok özledim. 7 tane torun var. 21-22 yaşında torun. Cümle kullarına versin Allah. Valla şansları, tahtları, bahtları gönüllerince olsun. Tabii tabii. Allah cemi cümle kullarına inançlarını yaşasınlar. Tabii, tabii. Ayak izlerini, köylerini, işte geldikleri mekanları unutmasınlar. Tabii. Yaşayıp yaşasınlar. Geçen sene sesi de zaten gördüğüm kadarıyla bu birinci vermişsiniz tabii, evlatlarımıza. Tabii, sağ umarım torunlarınızla aynı yolda yürür. Siz de geldiniz, sağ olun. Teşekkür ettik. Tanıştık, buluştuk. Birçok insanları hep gelsin, görek, ağırlayak diye mehmanımız çabuk olsun. Gösterip. Çabuk gayemiz isterim. Var. Orada da. Bizim dedeler öyle yani evlerimiz biliyorsun birer aş evi. Tabii. Törenimiz bu, kültürümüz biz, bu, inancımız bu. Allah bütün bu. Kazançlarımızı lokma etkiye nasip etsin. Başka bir şeyler değil. Biz öyle dualarımızı ederiz her temelli.
Ben de Dersim'de bir ocak evladıyım. Bizim evimiz aşk evidir. Tabii tabii, ne güzel. Bizim gönlümüz, mekanlarımız, evlerimiz. Tabii, bütün insanlarımıza yani. Açık. Evet. Bütün insanlarımıza açık. Herkes, gelene bütün dostlara gelene. Açık mekanımız. Sağ olun, gene, hoş geldiniz, sabah halde buyursun gelsin. Siz de hoş geldiniz, sabah halde. Çok teşekkür ederim. Teklerine güle güle nasip olun. Allah teklerine güle güle nasip etsin. Saygıdeğer canlar. Allah torunun yardımcısı olsun. İşte dede çayımızı verin. Mehmet, anacan yeter. Yıllardır ömrünü Avrupa'da, Viyana'da rızkını orada bulmuşlar. Evlatların orada yaşam bulmuşlar. Tabii ki. Burada yaşadıkları gibi orada da kültürünü, geleneklerini, göreneklerini yaşamışlar. Hatta belki de buradan daha fazlasını oraya taşımışlar. Tabii, tabii. Orada yaşatmaya çalışıyorlar. Biz diyoruz ki bu yola katkı sunan maddi, manevi, o birlikteliği sağlayan her canımıza, başta burada dedemizin ocağındayız, toprağında, diyarındayız. Dedemiz Huber Sultan'ın nazarında, ciddimiz 12 imamların katında, pirimiz Hazreti Ali'nin varlığında, peygamberimiz ve Allah nazarında, yolları açık, onları yolunda gidiyoruz. Onları yolunda olsun diyoruz. Yaşam yüzlerine gülsün. Bu birliktelikleri bir ömür boyu daim olsun diyoruz. Sağ babacan sağ ol, bizi ağırladın. Allah razı olsun. Anacan. Ha, şunu da anlatayım. Ben bir hafta daha kalacağım orada, bilgin olsun. Nerede, Viyana'da mı? Yok, siz de burada i̇şte kalacağım. Bir ay kal. Bir ay kal. Hiç gitmezsen keşke. Bostanlarım aynısı şunu da söyleyeyim, biz Viyana'da Hubyarılar olarak geldim mi durayım oralara. 150 haneye yakınız. Elbet ki. Hubyarlı olarak. Hubyar muhitleriyle beraber, taliplerimizle beraber aşağı yukarı 500 haneye dolduruyor. Çok güzel. Orada. Ne güzel. Ne tanışlar. Güzel. Hep tanış, birlik bir arada. Öyle yaşamımızı sürdürüp gidelim. Ben de bir ocak evladı olarak Mustafa Bor Yayın olarak sizlere sağlık saat diliyoruz. Sağ olun. Hem Avrupa'da hem dedemizin diyarında. Cümlemize. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Cümlemize sağ olun. Lokmanızı yedik. Sağ ol. Helal hoş olsun. Helal hoş olsun. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Sağ olun. Seyir oğlum yola koydum başımı. Hüseyin'im aşkıyla döktüm yaşını. Gülgen çuhurunun karadaşını. Tahta kılıcıyla böldüm Hubyar. Tahta kılıcıyla böldüm Hubyar. Tahta kılıcıyla da dost böldüm Hubyar.